Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Fazla patlak bir ışıkta açıyorum size bunu ama gün boyu çekerim diye düşünmüştüm vlogları. Maalesef ki çekemedim. Çok yoğun. Çok gözüme geliyor ışıkça. Çok yoğun bir gün geçirdim ve böyle kamerayı açıp bir şey yapabileceğim bir dakikam olmadı maalesef ki. O yüzden şu an açıyorum. Şu anda akşam saat 7.30 falan. Bir duşa girdim, çıktım. Ev biraz dağınık. Son 3 vloguma bir şekilde başlıyor olabilirim ama sürekli dağılıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bir önceki vlogda düzenlediğim yerleri şimdi size göstereceğim. Onun sonunu kapatmamışım çünkü. Bakın buraya ışığımı biraz da bu tarafa çevireyim. Arada fark var mı sizce ya? Şu an ışıklı. Tabii var. Böyle devam. İki şeyi, şunu ve bunu yeni sipariş vermiştik ve böyle düzenledim. Biraz yine dağılmış ama bant alakasız, bir saniye. Bu şekilde burayı düzenledim. Yukarıda daha işte saç ürünleri, cilt bakım ürünleri vesaire var. Şuraya fırçaları koydum. Burada yine işte eyelinerlar, rujlar, dudak balmları vesaire var. Burada da takıları bu şekilde. Şöyle biraz detaylı göstereyim. Buraya dizdik. Paletler yine burada. Bir de bu çekmeceyi düzenlemiştim. Böyle ojelerimiz burada. Şurada küçük bir toka kutusu var. Arkada az kullandıklarımız ve birkaç kablo vesaire bir şeyler var. Bunu da son çektiğim videoda tamamlamamıştım, göstermemiştim. O yüzden böyle devamı gibi olsun. Burayı da göstermiş olmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Bir yemek hazırlayabiliriz ya da önce bir mutfağı toparlayalım. Sonra ne yemek yapabiliriz? Ona bakalım. Geç de olmadan markete çıkarız belki. Mutfağa gidelim. Yemek yapmak için çok acıkmayı beklemiyorum. Çünkü hem video çekip hem bir şeyler yaparken, yani şöyle örnek verebilirim. Daha önce vlog çekenler bilir ama bilmeyenler için şu şekilde söyleyeceğim. Bir yemeği böyle normal dakikanızda 40 dakikada yapıyorsanız, aynı zamanda video çekerken yapıyorsanız minimum artı 30 dakika artı 40 dakika daha ekleniyor maalesef ki. Şikayet ettiğim için değil, bu arada saçım açılıyor. Şikayet ettiğim için değil, çok severek yapıyorum ama maalesef böyle bir eksisi de var. Saçlarımı kurutayım, sonra mutfağa girelim. Şuraları bir toparlayalım. Biraz dağılmış. Sonra ne yemek yapacağımıza bakalım. Saçlarımı birazcık kuruttum. Böyle hafif de ıslak toplamak istemedim. Böyle tacımı taktım geldim. Şimdi yemek yapmayı düşündüm. Böyle çok hızlıdan yapabileceğim bir şey yok ama dünden biraz bir şeyler var. Onları ısıtacağım. Hem onlar kalmasın hem de şu an yeni yapacak enerjim yok açıkçası. Şuraları bir toparlayalım. Sonra yemekleri ısıtırız. Onları yeriz. Hızlıdan bir şuraya girişiyorum. Annem bize bunlardan göndermiş. Böyle kendi yaptı, patlıcanlı biberli. Ablam da bunlar gelince sanırım bir kaynatmış, böyle ters çevirip bir işlemler yapılıyor, tam bilmiyorum. Bunları kontrol ettim şimdi, kapakları şişmiş mi diye, ama hiçbirinde sıkıntı yok. Hepsi çok güzel. Aynı zamanda şimdi benim okullarımın da ders seçim sürecindeyiz. Okullarımın derken Haliç'ten seçiyorum şu an. Aynı zamanda Marmara'da lisans eğitimim de devam etsin diye oradan da ders seçeceğim. Belki bir iki dersini seçip giderim, belki hiç gitmem, bilmiyorum. Ama maksat lisans eğitimim devam etsin. 2026'ya kadar öğrencilik hakkım var sonuçta. Belki, yani çok düşük bir ihtimal ama yine de kalbimi dondurmak istemiyorum. Bilmiyorum. Oradan da bir ders seçimi yapacağım yani. Şu an onları bir bakmam lazım. Bir onlara bakıp sonra tekrar döneceğiz. Ders seçimlerini şimdi hallettim. Size bugün gelen kargomu göstereceğim. Işığım yeterli mi bilmiyorum ama görüyorsunuz gibi. Şu minik böyle gold kalpli küpelerden sipariş verdim. Çok tatlı. Boyutları da çok güzel. Bir de ben... Bir dakika, televizyonu biraz kısayım. Bir de ben böyle gold detaylı şeyleri çok seviyorum. Sürekli de günlükte de kullanıyorum. Bunları aldım. Şöyle bir gözlük aldım. Bunu çok net görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Dışı leopar desenli gibi kahverengi. Camları da çok siyah değil, kahverengi. Çok hoşuma gitti. Bunu kışın da kullanırım. O yüzden bunu aldım. Bir de şöyle büyük
tokalar var. Bunlar altılıydı. Bir tanesini ablama kaptırdığım için şu an 5 tane. Bir tane de mavi rengi vardı. Renkleri gerçekten çok canlı geldi. Aldığım yerin linkini de bırakırım zaten. Instagram'da da sürekli paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzeller. Renkleri çok güzel. Boyutları çok güzel. Ben de bu süreçte saçımı uzatmaya çalıştığım için böyle büyük tokalar alırsam biraz daha beni teşvik eder diye düşündüm. Hafiften de uzuyor sanki ya. Uzun zamandır buraya kadar maksimum getirip kestiriyorum. O yüzden de bir türlü uzatamıyordum. Bu sefer uzatacağım. İnanıyorum. O yüzden böyle kendimi mutlu etmek için tokalar aldım. Bir de üçlü halka küpe aldım. Onlar da yine altın. Onları da gösteririm. Onu takmıştım. Bir yere bıraktım. Şu an hatırlamıyorum. Bakarız onları da. Az önce bahsettiğim belerde şunlar şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle iki tane burada var. Bir tane de burada. Çok tatlılar, çok sevdim. Bunları kullanabilirsiniz siz de günlük. Geldiniz yeniden. Demeyeyim çünkü bu videonun devamı. Uyandım ben, bir kahve falan içtim. Güne başladım yani. Bugün evdeyim yine. Akşam çıkacağım. Bir dün şöyle göstereyim size. Protez tırnaklarımı çıkardım. Biraz törpüledim falan. Kendi hallerine bıraktım. Şimdi oje süreceğim üstlerine. Öyle bugün de evdeyiz. Yine temizlik, toparlama, bir şeyler yaparız. Yemek hazırlarız. Vlog devam ettiriyorum sizlerle. Saçım başım çok dağınık da hiç toparlayamadım valla. Böyle devam. Uzun zamandır hava böyle sıcak, soğuk, gidip geliyor ama bugün güneş çok iyi. O yüzden böyle tüm, şöyle göstereyim, perdeleri açtım ve güneşte oturuyorum. Çok güzel geldi. Çok sıcak ama güneşi özleyeceğim muhtemelen birkaç hafta içinde. O yüzden biraz güneşte oturacağım. Oje olarak şunu süreceğim. Maviden almıştım. Kodunu aradım ama bulamadım. Şöyle göstersem size. Yani nerede yazıyor çok algılayamadım ama çok güzel bir tonu var. Şimdi sürünce de göstereceğim size. Bunu süreceğim. Bugün 1 Ekim bu arada. Galata Port'ta Emre Aydın konseri varmış. Ve Ekim boyunca böyle konserler, sergiler, etkinlikler falan olacakmış Galata Port'ta ve işte İstanbul'un bazı yerlerinde. Ona gidelim dedik. Çok bir işim de yok ama bu hafta okulum başlıyor. O yüzden son boş hafta sonum olabilir. Ondan dolayı da dedim bir gidelim. Farklılık olur, değişiklik olur. Şimdi bir kahvaltı yapalım diyorum ama öncesinde yine burası, ben akşam yemek yaptım, bayağı dağıldı. Burayı bir toparlayalım. Sonra dünden kalma çok güzel bir salatam var. Dün böyle bu konuda bence beni anlayacak birileri çıkacaktı. Bir gün önceden kalan salatayı diğer gün sabah kahvaltıda yemek kadar güzel bir şey var mı? Işığım çok kötü şu an, fark ettim de. Çok seviyorum. Bayağı keyifli. Onu çıkaracağım şimdi. O beni doyurur diye düşünüyorum. Yanına yumurta falan açarım, peynir. Gayet okey bir kahvaltı olur. O sırada da buraları toparlarız. Sonra bir market alışverişine çıkalım. Evde biten şeyler var. Onları alalım. Biraz kahvaltılık bir şeyler alırız yarınlık, birkaç günlük. Aynen öyle yapalım. Şu an yeniden bir kahvaltı hazırlamayalım. Önce buraları toparlayıp sonra kahvaltımızı hazırlayalım. İlk olarak kendime bir tane yumurta haşlayacağım. O yüzden bunu koyuyorum ki hızlıdan bu bir olsun. Tam bir yumurta haşlamalık boyutta.
Her kamerayı açtığımda bir şey yapacağımda bir kapım çalıyor, bir kargo geliyor. Bunun da hemen açıyorum. Muhtemelen şarj aletim. 2 gün önce falan bozuldu ve bu Trendyol'un hızlı kargo ve indirimli bölümleri oluyor ya. Orada bir tane hızlı şarja denk geldim. Onu aldım, bakalım deneyeceğiz. Şu şekilde geliyor. Kablo koruyucu hediye göndermişler. Teşekkür ediyorum buradan. Bir deneyeyim, ben size söylerim bunun nasıl olduğunu. Güzel, yani iyi olup olmadığını. Kahvaltımı yaptım. Keyfim çok yerinde. Karnım doyunca çok mutlu oluyorum. Şimdi biraz mutfağı toparlayalım. Dediğim gibi akşam konsere gideceğim. Buraya da böyle dağınık bırakmak istemiyorum. O yüzden biraz bulaşık var. Onları makineye yerleştirelim. Temizlere yerleştirelim falan. 5 dakikada hemen halledelim burayı. Sonra odaya geçelim. Ne giyeceğime bakayım. Akşam için bir onu hazırlayayım. O kafamdan çıksın. Katlamam gereken çamaşırlar var. Onlara bakarız. Evde biraz zaman geçiririz. Zaten saat 4'e geliyor. 8.30'da konser. Muhtemelen biz de şöyle bir 6 gibi 7 gibi evden çıkarız. 1-2 saatimiz var. Onu da temizlik toparlamayla değerlendirelim. Topladığım çamaşırlar vardı. Onları katlamaya üşendim akşam da. Şimdi onları katlayacağım. Bayağı da birikmişler. Hatta bir postada çamaşır atabiliriz. Var mı? Bakayım. Varsa onları yıkayalım. Bir de bunları katlayalım. Onlar da ortadan kalkmış olsun. Çok fazla birikmemiş. O yüzden bunları katlayacağım. Onları da birkaç gün sonra yıkarız ya da yarın falan. Biraz daha bir şeyler çıksın. Öyle yıkayalım. Şimdi diyorum ki Trendyol'dan şöyle bir etek almıştım yerlerde. Bunu henüz giymedim. Konsere giderken bunu giysem. Üzerine ya şunu ya da şu an çok belli olmuyor ama siyah bir crop giymeyi düşünüyorum. Bu ikisinden birini. Bunun belinde şöyle bağlamalı şeyler var. Bu daha düz bir crop. İkisini de deneyeceğim. Üzerine hava muhtemelen soğuk olacak. Akşam ve açık alan olduğu için şöyle bir ceket alsam diyorum. Şu bir de bu çoraplarımı da giymemiştim henüz. Bunu da bunlarla böyle kombinlesem diyorum. Bilmiyorum, bir deneyeceğim, size de gösteririm. Beğenirsek böyle gideriz. Şunun şu detaylarıyla ceket çok güzel olacak gibi. Bakalım, deneyince göstereceğim size de. Birlikte bir soğuk kahve yapalım şimdi. Sonra da kombinleri deneriz, bakarız. İçimize sinerse, hangisi sinerse daha doğrusu, çıkarız. Bu arada arkadan duyuyor musunuz bilmiyorum. Emre Aydın çalıyor. Herkes yapıyordur diye düşünüyorum. Böyle o gün bir konsere gidecekseniz gün boyu o kişinin şarkılarını dinliyor musunuz size? Böyle alıştırma yapmak gibi. Çok hoşuma gidiyor, aşırı hoşuma gidiyor. Emre Aydın'ı ben küçükken çok severdim ve şeydi yani işte. Teoman, Emre Aydın, Şebnem Ferah. Mesela bu 3-4 kişi böyle, Sagopa falan. Küçüklüğüm boyunca sadece dinlediğim kişiler bunlardı. Büyüdükçe yeni şarkı da çıkarmıyor herhalde Emre Aydın. Çok da hakim değilim. Çıkardıysa da son birkaç yılda çok dinlemedim açıkçası. Ama eski şarkılarını çok seviyorum. Umarım eğleniriz. Güzel geçer diye inanıyorum. O yüzden kahvemizi yapalım, hazırlanalım yavaşla.
size kombinimi gösteriyorum. İçine şu siyah crop giydim. Altını bu eteğime, üstüne bu ceketi, kollarını katladım, böyle daha tatlı duruyor. Altına da bu çoraplarımı giydim. Altına siyah bir spor ayakkabı giyeceğim. Ve şöyle yeni aldığım gözlüğümü takıyorum. Bir öncekinde gösterdiğim bu üçlü altın rengi halka küpeleri takacağım. Burada da yine altın rengi bir detayımız var. Bence gayet okey. Birazcık makyaj yapacağım. Altına da spor ayakkabı, yani konsere gidiyoruz sonuçta, rahat olsun. Düz siyah bir spor ayakkabı giyeceğim. Bence gayet okey şu an. Daha ne olsun? Ben sevdim bu kombini. Bir de şu aynada göstereyim. Böyle. Bence gayet okey spor ayakkabılarımızı da giydiğimizde. Çok tatlı olacak böyle. Bu aynaların böyle durması çok tatlı değil mi ya? Her açıdan görebiliyorum. Bu cep çok iyi. Aşırı büyük bir cebi var. Baksanıza bayağı hoş. Tamamdır ya. Bence okeyiz böyle. Hem şimdi hava biraz sıcak. Hatta bu ceketi çıkaracağım. Bayağı bunu aldım. Ama gideceğimiz yer açık alan olduğu için ve sonuçta akşam olacağı için birazcık üşüyebilirim. O yüzden de bunu her türlü giyeceğim yani. Ama biraz erken hazırlandım ya. Ben deneyecektim aslında da. Neyse, denemiş oldum. Okey, bu böyle güzel. Şimdilik bir çıkart. Bir makyaj yapayım, sonra tekrar ceketi falan giyeriz. Güzel oldu ama, sevdim bu kombini. Bu çorapları iyi ki almışım. Her şeyde böyle güzel olur. Hoş duruyor yani. Bir tane de reel çektim. Onu şimdi kurgulayıp paylaşırım. Öyle. Makyaj yaparken yine açarım size. Giyindim, hazırlandım şimdi. Ufaktan bir makyaj yapalım istiyorum. Daha çıkmama var. Daha erken yani. Nasıl bir makyaj yapacağımı da bilmiyorum. Şöyle aynamızı açalım diye. Giydiklerimi az önce gösterdim size zaten. İşte siyah, kahverengi ağırlıklı. O yüzden de çok makyaj yapasım yok. Böyle hafiften bir cildimi toparlayacağım. Maksat makyaj yapmış olmak. Şöyle ufaktan bir şeyler süreceğim. İlk olarak şu Flormar'ın BB kreminden süreceğim. Ya zaten akşam olacak, 1-2 saate hava kararacak. Böyle çok abartı bir makyaj yapmayacaksam, akşamları çıkarken çok bir makyaj yapmayı sevmiyorum. O yüzden şöyle bir BB krem geçtik. Sonra pastelin şöyle bir krem highlighter'ı var. Ondan süreceğim. Elimle mi sürsem, elimle süreceğim. Çok alakasız dağınık bir makyaj yapacağım şimdi. Biraz gözümün önüne ne gelirse onu sürüyorum. Biraz da burun ucuna ve şuraya. Şöyle bir şeftali tonlarında bir aldığımız var. Şöyle hafif ışıltılı, pırıltılı. Bunu sürüyorum. Şu Maybelline'in kapatıcısı var ya. Bununla bir göz kapaklarımdan geçmek istiyorum. Bu da artık bitti. Ama son çırpınışlardayız şu an. Gerçekten çırpınıyoruz şu an. Bugün bitemezsin yani. O gün bugün değil. Günlerdir varsın. Yeter bu. İki göz kapağıma ve çevresine uygulayacağım zaten. Fazla bile. Allah, fazla olmuş. O zaman tüm yüzümüze geçelim. Hiç problem değil. Allık falan da sürmüştük ama. Çok iyi bir kapatıcı ya. Çok güzel kapatıyor yani. Bayılıyorum. En son zamlardan sonra Allah bilir ne kadar oldu. Gereksiz yükseldi fiyatları yani. O kadar da değil. O kadar para vereceksem daha iyi bir şeyler alabilirim. Bir hissiyat yaratıyor. Sonrasında ne yapalım biliyor musunuz? Yine Maybelline'in şu paletini alıyorum. Bundaki renkler şu an için en uygun renkler bence. Şöyle olabildiğince soft olan tonlardan alıp göz kapağımda karıştıracağım. Hiç aklımda öyle özel bir ton ya da makyaj türü yok. Hafif pembe tonlarında bir şey sürdüm. Yani şöyle göz kapağımı sabitlemesi için. Üzerine kahvemsi bir pırıltılı bir far sürüyorum. Eyeliner çekeceğim zaten, gözüme çok abartmama gerek yok. Bir de rimel sürsek yeterli olur zaten. Bir tık daha koyuluk şuralara uygulayacağım. Bir tık daha kalkık görünsün gözüm. Yeter ya, daha ne olsun bu. Bu kadar. Bu kadar, yani fazlasına gerek yok. Sonrasında şuradan bir hangisini sürsek? Üst kata şunu süreceğim. Bunun fırçası hoşuma gidiyor. Şöyle üçgen fırçalar oluyor ya. Açıyor gibi hissediyorum. Çok yoğun bir siyahlık vermiyor ama çok güzel ayırıyor telleri. Yeterli. Birazdan şundan da bir kat daha geçeceğim. Ya böyle hiç bronzerlar falan süresim yok. Bir eyeliner çekelim mi? Siyah mı çeksem? Siyah çekelim. Kahverengi mi çeksem diye düşündüm de siyah çekelim. Bir tane Farmasi'nin var şu an. Hem de bir tane Maybelline'in var. Şu Farmasi'yi çekelim. Bunu yeni aldığım için deneme hoşuma gidiyor. Bunun fırça yapısı şöyle incecik olduğu için bir de göstereyim. Çok rahat sürülüyor. Ama şu an kamera açık olduğu için kesin süremeyeceğim ama kapatmayacağım kamerayı. Vaktim var nasıl olsa, bozulursa baştan süreriz. Ben neden eyeliner çekmeden rimel sürdüm? Güzel bir soru. Küçücük bir şey çekecektim. Konu nasıl buralara geldi? Neyse, güzel oldu da fazla uzun oldu ya. Gerek var mıydı bu kadara? Neyse, diğerini de ayarlayacağım bir saniye. Burası kolay kısmı bir de. Diğer taraf daha zor. Bunun fırçası da çok güzel, çok ince ama çok hızlı dağılabiliyor. Normalde diğer şu fırça gibi, şunun gibi olanlarda... Allah.
Niye her şeyi düşürüyorum bugün? Şöyle olanlarda daha az renk çıkıyor ama birkaç kat geçince oluyor, çok dağılmıyor. Bunda da renk çok çıkıyor ve toparlaması zor bunun. Bir bakayım, başaracağım. Aynamızı biraz şöyle yapalım. Burada yapamıyorum, çekip geleceğim. Nasıl? Bence gayet okey. Yani bir tık istediğimden büyük çektim ama hiç problem değil. Devam ediyoruz. Bir kat daha rimel sürecektim, onu süreyim bu sırada. Bir kat daha rimel sürüyorum. Ya bir şey diyeceğim, siz bu evde çektiğim videoları çok sevdiniz. Ben de çok sevdim. Çok keyifli. Yani bir de şöyle bir açısı var benim açımdan. Evde atıyorum bazı günler gerçek anlamda hiçbir şey yapmadan işte uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum, kahve içiyorum falan. Hani kendime en ufak bir artısı olmayan şeyler yaparak günlerimi bitirdiğim çok oluyordu. Özellikle son zamanlarda. Ama artık şimdi vlog çekiyorum evde. Bunu siz seviyorsunuz ve bana sosyal medya açısından çok güzel destekleri oluyor. Böyle olunca daha çok çekesim geliyor. Bir şeyler çekeceksem de böyle evde boş boş bir şeyler yaparken de sürekli yemek yapıp temizlik yaparken de çekmek istemiyorum. Tabii onları da çok seviyorsunuz zaten ama farklı bir şeyler de katmak istiyorum her videoya. O yüzden de sürekli düşünüyorum ne yapabilirim, farklı ne sunabilirim, farklı ne gösterebilirim. Bunları da düşündüğüm için kendime de çok güzel katkıları oluyor. O yüzden bu günlük vlog içini çok sevdim. Diğer böyle olaylı videolardansa, işte bir konu bazlı videolardansa, bunu hatırlıyorsanız birkaç video önce size sormuştum nasıl seviyorsunuz, nasıl güzel ilerler diye. Çok böyle sizden birebir dönüş almadım ama bu videolar geldikten sonra çok güzel dönüşler aldım. Öyle olunca zaten çok açık bir şekilde ortaya çıktı neyi istediğiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir sürece girmiş olduk birlikte. Çünkü diğer videoları yüklediğimdeki kanalımın gelişmesiyle şu anki kanalımın gelişmesi arasında %50'lik, 60'lık, 70, 80'lik hatta gittikçe artan bir güzel bir yüzde var. O yüzden de mutluyum açıkçası. O yüzden böyle videolar da gelmeye devam edecek. Makyajım tamamlandı mı sizce? Bir parfüm sıkalım. Parfümümüzü de sıktık. Başka bir şey sürmeli miyim ya? Şöyle bakıyorum. Ha, ruj sürmedik. Dudağımıza ne sürsek? Ne dedim? Ağzımın kulağı. Bilmiyorum. Gidiyoruz. Maç soruyorum. Gidiyor bazı maçta. Bazı. Evet. 2 gündür çok iyi biliyor. Oynamadık kaçın. Oynayacak mı bugün? Oynayacak. Benim de dikkatim var. Evet. Karaköy'e geldik. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Yemek yiyeceğiz, öyle geçeceğiz. Gel karşıya geçelim. Hani tam? Tamam, sen aç şu an. Konuşalım. Ben de açım. Yemek yiyelim sonra konuşuruz. Şu an de konuşuruz. Buradan Galata çok güzel görünüyor. Galata'nın içinde bir şey var. Renkli ışıklar yanıyor. Bana. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir bağlantım yok. İstanbul'da kimseyi tanımıyorum. İzmir'de Buca'da okudum. Kimin yerde okuyorum bilmiyorum. İzmir'i bilenler vardır mutlaka. Gidiyorum, geliyorum yani. Şimdi yerden Buca'ya gidiyorum, geliyorum. Durum bu. Yazdım, kenara ayırdım ama yani dedim ki bunu çıkmaz bu şarkı. Bunu bir plak şirketi kabul etmez. O zaman plak şirketinin kabul etmesi diye bir şey var. Şimdiki gibi çok rahat bir şekilde kendi YouTube kanalımızdan şuradan yayınlayamıyorsunuz. Zaten YouTube yok. YouTube yok. Dolayısıyla YouTube kanalımız da yok. Dolayısıyla yayınlayamıyorsunuz. Neyse işte. Sene 1450. Büyük ihtimalle klasiği olan çok az ayırdı lazım şarkılarına getirdim. Sonra da o dönem alternatif müzik dinleyen bir sürü insanla tanışmamıza vesile oldu. Hala şarkının çok bilindiğini düşünüyorum. Çok iyi söyleyeceğinizi düşünüyorum. Hatırladığınızı düşünüyorum. Hangi şarkı? Doğru tabi. Bu en popüler şarkılarından biri değil mi? Dostlarım, biz konserden çıktık.
Çünkü Emre Aydın acı çekiyordu, çok acı çekiyordu ve bizi böyle 15 yaşımızdaki aşk acılarımıza döndürüyordu. Ve ortam da çok şeydi. Nasıldı? Ergen. Ergen dememek için kibar bir kelime arıyorum şu an. Küçüktü herkes. O yüzden biz de şimdi çıktık, tatlı ya da kahve falan yiyeceğiz, içeceğiz. Bir yer bakıyoruz.